Eskiden bir iki klibe gidip böyle saç yapmışlığım falan var ama dandik şarkıcılardı onların hepsi de. Pavyoncudan bozma. Yani onlardan da ulaşılmaz ki. Ya ulaşırız canım bir şekilde. Onlar da senin benim gibi insan sonuçta. Oldu. Deliydi bunlar da öyle her çağırana ekstraya gidecek. Ya bu ekstra değil ki. Bu sosyal sorumluluk. Sanatçı bırak şeysi. Bırak Allah aşkına Aziz. Duyardı. Gülmekten cevap veremiyorum yani şu anda sana. Ya bir şey soracağım ama kızmayacaksın tamam mı? Sor. Bu hastane masraflarını yani... Yani? Eğer zorlanıyorsan ben Aziz, yardım edeyim. Aziz bak tepemin tasını attırma benim. Ya tamam ben sadece... Ben kimseye muhtaç olmadım şu hayatta. Elim ayağım tuttuğum müddetçe de olmayacağım çok şükür. Ayrıca kızımın da sağlık sigortası var. Tamam ben sadece sordum. Tamam o zaman bir daha sorma bana bunu. Bir daha bana bunu sorma. Bak çok fena bozuşuruz o olur. Daha ne bozuşacağız ya? Her seferinde kavga etmek zorunda mısın benimle? İnternet var, neyim var? İlli de buraya gelecekler artık piknik etmeye. Öpüşü koklaşmaya gidecek yerleri yoksa. Sen de hasta değilsin ha. Ver bak hele. Ben kaç gündür çantamda dolandırıp duruyor biri. Öyle yapma suratını, öyle yapma. Sağa diyorum anlamıyorum. Ölüyü bilen diriltir bu. Ya bak adam mübarek bir insan. Kimseye yapmıyor zaten. Biz dere tepe düz gittik. Kapısında yalvar yakar olduk da. Hani ancak böyle sevabına yazı verdi sağ olsun. Tabii fiyat yükseltmek için yazmıyor. Kaç para verdin? Sağa ne? O seni hiç alakadar etmez. Ayrıca o kızda göz var diyorum ben sana. Göz. Abi. Bugün gideceğiz işte o kadar. Dükkanı kapattıktan sonra gideceğiz. Dertle bunlar gibi düşünüşene kalk da bir şey yara. Odayı alacaklardı sordum almışlar. Bu iyi haber. Ya sokuyorlar ben biliyorum zaten. Benim Ahrettin'in ertesi böyle yoğun bakımda yattıydı da hepimiz tek tek girdik yanına yok. Biliyor musun? Böyle bir tane enter giydiriyorlar insanın normal üstüne. Odaya almışlar onu diyorum da inşallah annesi yoktur burada. Aman ne bileyim ben. Ben vallahi darlanıyorum burada ha. Uy. Mümkün olduğunca kısa tutun. Tamam kızım zaten biliyoruz biz hemen bakıp çıkacağız tenlerden. Ben bunu dedim de. Peki tamam. Güzelmişsin ya sen. Bana vurum ben sana. Küçük kız. Pambuk kız. Ne oldun ya sen? Açıver bakayım gözünü. Kalkıver bakayım. Neyse sen sakın azlaşma. Ne var? Niye bakıyorsun? Doktora geldik normal normal. Hacer ablanın sırtı ağrıyordu onu gösterdik. He. Böyle bıçak gibi giriyor. Böyle arkadan hele sabahına çok acıttırıyor. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Kimdir hanım kız? Ben tanımıyorum değil mi? İyi akşamlar. Ben de ben olacakmışız. İyi akşamlar Funda Hanım. Arayacağım. Ha, Seçil Hanım, Aziz Bey geldi. Annenizi getirmişti. Şimdi ayrıldılar ama. Annemi mi? Aa, gördüm ben. Sağ olun. Tamam tamam. Ziyan yok Funda Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Alo. Anne. Seçil, kızım. Babam evde mi? Yok yok, kahvede. Ne oldu? Hiç öyle aradım.
Sen söyleme aradığımı, oldu mu? Söylemem. Gizem ne yapıyor? Uyuyor. Erken mi yatıyor ki o? Aa, bir sıkıntı mı var kızım? Yok, öyle aradım. Ah, şu babanın inadı. Anne tamam, şimdi konuşmayalım bunları. Ne konuşalım kızım, ne yapalım, kader? Dur dur, kapıda ses var. Baban galiba. Hadi kapatıyorum ben. Neşet. Gülersen sülaleyi dikerim ayağa. Olur, bulabilirsen benden sana izin. Bunun yakışın olmaz. Yarım saate çıkıyorum, çok güzel ablacığım. Hemen sen in aşağı, depoda bir kahve iç. Tamam mı? Sonra beraber uzarız. Tamam. Salla o zaman. Şirket pizzaya başladı, tasası bize düştü ha. Kıçın mı dondu lan? Bana bak, bana Red grubunun telefonu lazım. O ne be? Müzik grubu. He? Müzik grubu, müzik. Bilemem. Grup deyince benim aklıma başka türlü grup. Neşet, ben çok ciddiyim. Nasıl bulabiliriz telefonunu? Ya enteresan bir adamsın sen ha, valla. Bunu sana söyleyen oldu mu hiç? Benim de bir sürü dileğim var. Ama olmuyor, ne yapalım? Hayat böyle. Sana ne ya? Sana ne? Kadın sana yüz verse anlarım, onun için yapıyor derim. Ama o da yok, Cahil adamlar gibi. Kucaklayıp koştum kızı ya. Ambulansı bekleseydim böyle olmayacaktı. Şimdiye belki çoktan iyileşmiş olacaktı. Öyle yapacaksan olmaz ama bak ha. Aziz, yapma bunu be oğlum. Hem ne alakası var seninle? Ha? Sen beklemek istemişsin, baksana. Beklemeliydim. Ne diyeyim ki ben sana şimdi? Sen neden bulmaya çalışıyorsun, sonra da suçu kendine atıyorsun. Bunu hep yapıyorsun ha. Tamam, tamam. Ben bir şey ayarlamaya çalışacağım da neden ben buluyorum bu telefonu? Böyle bir yeteneğim mi var benim? Senin çevren geniş. İstanbul'un bir kısmıyla böyle bir teşviki mesain var. Şu gitti, bir rehberi bir akıt bakalım. Mutlaka vardır ha, tanıdık birileri. Üşüdüm ya. Senin telefonunu kaydetmedik yalnız Aziz'im. Edemezdin zaten, öyle bir telefon hafızası yok gigabyte bakımından ha. Biliyor musun Gizem? Bir iyilik perisi tanıyorum ben. Neredeyse kanatları eksik. Hatta diyelim ki kanatları bile var. Peki kanatları olmasın. İşte bu peri kızı... Ufalayayım da cebine gireyim bari. Koskoca kadını getirdiğin hallere bak. Yani dünyadaki bütün perilerin sultanı Hacer Hatun. Bugün seni ziyarete geldi. Sana kötü bir büyücünün büyü yaptığına inanıyor. Bu yüzden sihirli değneğini büyüyü bozmak için kullandı. İnansak da, inanmasak da şimdi hepimiz bekliyoruz. Tüm dünya, cüceler, prensler ve periler artık nefeslerini tuttu. Küçük, inatçı prenseslerini bekliyorlar. Hatta belki de hak veriyorlar. Çünkü bir zamanlar küçük olmanın ve bir zamanlar küskün olmanın ne demek olduğunu onlar da biliyorlar.